Medyascope TV'den iyi akşamlar. Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi'ne yönelik operasyon devam ediyor. Bugün de Van, Mardin, Siirt ve Tunceli'ye kayyum atandığı öğrenildi. Van Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya'nın şu anda gözaltında olduğu, Tunceli Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Bul ve Siirt Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da tutuklanmış olduğu öğrenildi. Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk tutuklanmadı, yalnızca görevinden alındı. Yalnız eski Mardin Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk gözaltına alındı. Şimdi durumla ilgili görüşlerini almak üzere eski Bağlar Belediye Başkanı, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Avukat Cabbar Leygara'ya bağlanıyoruz. Ondan bu konuya dair görüşlerini alacağız. İyi akşamlar Leygara. İyi akşamlar. Şu anda neredesiniz acaba? Ben şu anda İstanbul'dayım. Yarın Sayın Eş Genel Başkanımız Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere yarın avukat olarak Edirne'ye gideceğim. Ondan dolayı İstanbul'dayım. Anladım. Şimdi evet. Bu işte Diyarbakır HDP eş başkanlarının alınması, Demirtaş ve Yüksekdağ'ın alınması, ondan evet. Önce Fırat Anlı ve Gülten Kuşanağ'ın alınması, bütün bugünkü işte kayımlar ve gözaltıların da aynı sürecin parçası olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani 2014 seçimlerinde 97 belediye almıştı Demokratik Bölgeler Partisi. Şu anda elinde yani büyükşehir olarak sadece Ağrı, Iğdır ve Bitlis kaldı ve sadece 64 belediye şu an kalmış durumda. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Evet. Şöyle değerlendirelim. Ben öncelikle 11 Ekim'de bu süreç başladı. 11 Ekim'de Diyarbakır'da benim de içinde bulunduğum DBP İl Başkanlığı ve ilçe başkanları yaklaşık 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ben 28 gün gözaltında tutuldum. Bütün il örgütlerimiz ve ilçe örgütlerimiz peş peşe Diyarbakır, Siirt, Silva, Tunceli, Van her il önce örgütler gözaltına alındı. Yani il başkanları, ilçe başkanları gözaltına alındı. Arkasından belediye başkanlarımız işte bir hafta sonra da belediye başkanlarımız uydurma soruşturmalarla çok hukuki olmayan delillerle gözaltına alınıp ve hızlı bir şekilde tutuklanıp kayyuma zemin hazırlandı. Bu tutuklamalar tamamıyla sivri ve uzak olmayan sanırım bağlantı kesildi. Ben tekrar buradan ona ulaşmaya çalışacağım. Tekrar arıyorum şu an. Değerlendirmesi yarım kaldı. Kendisi bu sürecin 11 Ekim'de başladığını söylemişti. Yani yavaş yavaş bütün... Sayın Leygara duyuyor musunuz beni acaba? Duyabiliyor musunuz beni? Evet duydum. Duyuyorum. Tamam. Ya bağlantı kesildi. Evet devam edebilirsiniz. Evet devam edeyim. Eş genel başkanımız, milletvekillerimiz de gözaltına alındı. Bunu şöyle değerlendirmek gerekir. Türklere yasal, demokratik alan kapatılıyor. Yani Türk halkı iradesini ortaya koydu 2014'te. 100'e yakın belediye başkanını DBP'den seçti. Şimdi %70'i görevden alındı ve yerlerine atanmış kişiler, kayyumlar atandı. Milletvekillerimiz alındı. 6 milyon kişinin oyuna teveccüh ettiği, oyuyla teveccüh ettiği eş genel başkanı Sayın Demirtaş gözaltına alındı ve tutuklandı. Uydurma delillerle veya hukuki olmayan bir soruşturmayla şu anda Edirne'de tutuklu. Yani Kürt halkının siyasi iradesine ipotek koyuldu. Kürt halkının siyasi iradesine kayyum atanıyor. Kürt halkının tercihlerine saygısızlık yapılıyor. Benimsenmiyor. Ya AKP'yi tercih edeceksin ya da AKP dışında birini tercih ettiğiniz zaman tutuklama gözaltınadır. Burada sadece bireyler gözaltına alınmıyor. Örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanımıza 600 bin kişi oy verdi. 600 bin kişinin oyuna saygısızlıktır. Sayın Demirtaş'ın şahsında HDP 6 milyon oy aldı. 6 milyon oya saygısızlıktır. Yani
halkın iradesine saygılıyız. Türk halkın iradesine saygılılar mı? Türk halkın iradesine saygıları bu mu? Türk halkının seçtiklerini zindanlara atmak mı? Türk halkına ayıp etmiyorlar mı? Türk halkına bu saygısızlığı, bu cüreti nereden alıyorlar? Bunu merak ediyoruz. Yani burada 70'e yakın belediye başkanı görevden alındı. Onların yerine kayyum atandı. Anlıyorum. Şimdi bu siyasi olarak hani böyle düşünüyorsunuz. Peki bir hukukçu olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Evet, süreci şöyle söyleyeyim. Ben de yaşadım, bizzat yaşadık. Yani gözaltıken Sayın Demirtaş'ta bizim gözaltına alındığımız binaya geldi ve orada patlama oldu. Burada hepimizin can güvenliği de devletin denetimindeyken can güvenliğimiz tehlikeye düştü. Çünkü ilçe başkanımız orada şehit oldu. Bir demokrasi şehidi aranıyorsa, çünkü ilçe başkanımız Recai Altan'dır. Yani bu anlamıyla biz orada şunu görüyoruz hukukçu olarak. Önce sanıklar yakalanıyor, sonra delil araştırılıyor. Gülten Kışanak için yapılan soruşturmanın metinlerini okudum, ifadelerindeki metinleri okudum. Şurada konuşma yapmışsınız, belediye başkanı olarak şu sıfatla konuşma yapmışsınız, DDP'nin kendi yerel yönetimler konferansında konuşma yapmışsınız. Peki kendi partisinin belediye başkanları toplantısında konuşma yapmayı suç saymak hangi adalete sığınıyor? Hangi hukuka sığınıyor? Kapalı mekanlarda yapılan toplantıları suç sayıp fikir beyan etmelerine suç sayıp delil olarak sunmalarını ben hukukla bağdaştırmıyorum. Her geç bu yargı önüne çıkacak, bugün olmasa yarın evrensel hukukun kuralları çerçevesinde bu insanlar düşüncelerini ifade etmişler, fikirlerini söylemişler ve bu fikirleri çerçevesinde de siyasi faaliyet gösterdikleri için hukuken de tamamen beraat edecekler bu insanlar. Ama bu olağanüstü süreci, olağanüstü hal rejimini kendine avantaja çevirmek isteyen AK Parti, bunu siyasete devşirmeye çalışan AK Parti zarar görecektir. Nerede zarar görecektir? Hukuksuzluk yaptığı için gün gelecek onun da hukuka ihtiyacı olacak. Bugün bizlerin nasıl hukuka ihtiyacı varsa Türkiye'de herkesin hukuka ihtiyacı var. Bugün iktidar olanlar yarın iktidar olmadıklarında onların da hukuka ihtiyacı olacak. Onun için Türkiye'de büyük bir hukuksuzluk var. Türkiye'de keyfiyet var. Olağanüstü hal rejimini bu kadar fütursuzca uygulamak doğru değil. Gözaltı süresi 30 gün. 30 gün içinde size tek soru sormuyorlar. 30. gün iki soru soruyorlar ve tutuklamaya gönderiyorlar. Bunlar hukuksuz bir şey. Sanığı önce yakalıyorlar, sonra delili araştırıyorlar. Burada belediye başkanlarımız için de yapılan aynı şey. Yani tutuksuz yargılanacakları davalarla tutuklama yapıp kayyum atamak. Burada bir siyasi gövde gösterisi yapmak istiyorlar. Bu anlamıyla hukuktan uzaklaşmalar. Anladım Sayın Neygara. Yani sizin de 99... duyuyor musunuz beni? Tekrar kesildi. Ben son bir soru daha soracağım kendisine. Kendisi şimdi yani hukuki olarak hani öncesinde delillerin toplanması ve daha sonra kişinin tutuklanması gerektiğini ama halihazırda. Alo. Sık sık kesiliyor, kusura bakmayın, ben aslında yerimde sabitle duruyorum ama. Evet yani o normaldir, sıkıntı değil, neyse ki tekrar bağlanabiliyoruz. Ben bir soru daha soracaktım. Yani sizin 99-2004 arasında Bağlar'da belediye başkanlığı yaptığınızı biliyoruz. Bu yüzden hani belediyelerin nasıl çalıştığı, bir belediye faaliyetinin nasıl olduğuna dair de deneyiminiz var. Yani belediye demek hani hizmet demek, daha halka dokunan bir yerden bir şekilde yani seçimlerin hani temsili demokrasiden biraz daha ileriye gittiği bir yer olarak ben değerlendiriyorum. Peki yani mesela olayın maddi boyutu var değil mi? Yani bazı şeylere el konulması, işte mesela belediyelerin arazileri oluyor falan, bazı mesela belediyenin zaten başlatmış olduğu çalışmalar olabiliyor. Yani bu çalışmalar durduruluyor mu? Devrim alınıyor mesela. Kayyum atanan bir belediyede orada çalışan herkes işten mi atılıyor? Yani süreç nasıl işliyor acaba? Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Belediye başkanı seçilen insan ona oy verenlerle iç içe kalıyor. Yani diyelim
milletvekili arkadaşlarımız Ankara'ya geliyor ama belediye başkanı olarak biz seçildiğimizde halkın içinde kaldık. Yani Diyarbakır'da, dağlarda kaldık. Onun için doğrudan demokrasi anlamında bence en önemli kurum yerel yönetimlerdir. Orada sadece başkan değil, meclis üyeleriyle seçiliyor. Yani diyelim Bağlar'da 40'a yakın meclis üyesi de seçiliyor. Şimdi kadim atandığında veya çıkan yeni kanun hükmündeki kararnamede diyor ki kayyum isterse meclisi toplar. Yani sadece başkanı almıyor, onun meclisini de görevden alıyor. Ve orada imar anlamında, bazı projeler anlamında, bazı yerlerin imara açılması anlamında gerçekten meclis yetkilidir. Sadece belediye başkanı tek başına yetkili değil. Ama görülen o ki burada tek kişi, tek adam mantığı devam edecek. Kayyumun iki dudağında çıkan karar olacak ve insanların birebir yaşamını etkileyecek kararları o belediyenin meclisini toplamaz. O belediye meclisinin üyelerinin halkın görüşlerini almadan kayyumların, atanmış kişilerin, vali yardımcılarının, kaymakamların, iktidara bağlı kişilerin, memurların daha doğrusu atanmış merkeze bağlı kişilerin iki dudağı arasında şehrin geleceği tayin ediliyor. Şunu da söyleyeyim, oradaki insanların görevden alınması, işçilerin görevden atılması da bize göre zaten yer yer birçok kişiyi görevden almışlar. Yani duyduğumuz kadarıyla Diyarbakır Büyükşehir'de, Sur'da birçok kişi görevden alınmış ama henüz toplu bir işten çıkarma henüz duymadık. Bu da hizmet alımına ilişkindir. Ne zaman o süreler bitince o gün görecek. Belki hizmet alımının son bulduğu gün o zaman ciddi toplu işten çıkarmalar olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Ben son bir soru daha sormak istiyorum Sayın Leygar'a. Yani bu çok olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Yani bu hiç normal bir şey değil. Yani ne Türkiye özelinde ne dünya özelinde bu beklenen bir durum değil. Ama evet. Biz batıda yaşayanlar olarak yani gittikçe bu durumu içselleştirdiğimizi yani neredeyse artık bugün de şuraya kayyum atandı, bugün de şu işte seçilmiş kişi gözaltına alındı şeklindeki haberler artık bize çok normal geliyor. Yani bunun bölgedeki yansımaları nelerdir acaba? Yani gerçekten yani normal olduğundan normal gelmiyor. Çünkü bir şekilde devam ediyor yani. Buna dair mesela bölgedeki tansiyon ne durumda? Halkın tepkisi var mı yok mu? Siz daha çok biliyorsunuz. Evet. Biz de halkın içinden gelen biriyiz. Yani avukat olarak da, il başkanı olarak da, eski bir siyasetçi olarak da halkın nabzı şöyle. Gerçekten yapılan bir haksızlık var. Tabii ki darbeden hemen sonra olduğu için Türkiye'de kimse darbeyi benimsemiyor. Bu Fethullahçıların yaptığı darbeye gerçekten herkes karşı. Bizler de 31 Temmuz'da darbeye hayır mitingi yaptık. Ve Diyarbakır'da 50 bine yakın insan katıldı. Ama AK Parti bunu fırsat bilip olağanüstü hal rejimini getirerek ve özellikle de gözaltı sürelerini 30 güne çıkartmaları ve 12 Eylül'de bile görülmeyen uygulamalar var. Yani biz gözaltındayken kimliği evde unutmuş, kimliğini bulamayan vatandaş bile 9 gün gözaltında kalıyor. Kahvelerde gençler toplanıyor. Yaşı 18, 19, 20 yaşlarındaki bir sürü çocuk gözaltında 10 gün işte kayyum atanacak bunlar eylem yapmasın diye tedbir amaçlı 10-11 gün gözaltında kalıyor. Bu gözaltı süreleri 12 Eylül'ü anımsatıyor bize. Halkın sessizliğini şöyle değerlendirmeyin. Halkın bunu doğru kabul ettiğini değerlendirmeyin. Halkın öfkesi biritecek. Yani 4000 tane Diyarbakır'da 4000 tane memuru açığa almışsın. Öğretmeni. Yani bunlar belki korkutan seslerini etmiyorlar ama öfkeleri yarın öbür gün bir gazap olarak AK Parti'ye dönecek. Bugün 6 ay sonra dönecek, 1 yıl sonra dönecek. Nasıl 12 Eylül'e öfke arttıysa bu öfke birikimi devam ediyor. Benim mesela şu anda 100 bine yakın insanın işine son verildiği söyleniyor. Kamudan atıldığı söyleniyor. 40 bine yakın insanın tutuklandığı söyleniyor.
Bunların aileleri var, bunların çevreleri var. Bunlar herkes mağdur. Bunların öfkeleri AK Parti'ye dönecektir. Bugünkü iktidara dönecektir diye düşünüyorum. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Size iyi akşamlar diliyoruz. Yani değerlendirmeniz, yani geleceğe dair de ne düşündüğünüzü söylediniz. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını sonlandıracağım ben. Saygılar sunuyorum ama bu zalim gizem yürümeyecek, halkın öfkesi en erken zamanda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz size. Bugün kayyumlarla ilgili kısa bir görüşme yaptık. Eski belediye başkanı ve şu anki HDP il eş başkanı Cabbar Leykara ile. Yani diğer gelişmelerle karşınızda olacağız. Heja Türk, Medyascope TV. İyi akşamlar.